Hayat Sağlıklı Güzel'de konuğumuz aile hekimi uzmanı Dr. Murat Berksoy. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Ve bugün hocam sizinle özellikle ilgi alanınız olan gebelik öncesi beslenmeleri. Evet, sağlıklı anne, evet, sağlıklı baba, sağlıklı bunları çocuk için istiyoruz. Bilgi vermeye çalışacağım. Sağ olun hocam, şimdiden ağzınıza sağlık diyelim. Güzel bilgiler alacağımıza eminiz çünkü. Evet hocam, gebelik öncesi hazırlık dediğimizde ne anlamamız gerekiyor ve bu ne demektir? Burayı bir açalım. Şimdi gebelik öncesinde anne adayının ve baba adayının yaşam biçimi hem yumurta ve sperm kalitesini hem de gebeliğin nasıl gideceğini çok önemli derecede etkilemekte. Ayrıca daha da önemli yanı bir bebeğin tüm yaşam biçimi. Hatta yeni gelişmelerle o doğacak çocuğun ileriki yıllardaki doğacak çocukları bile etkilenebilmekte. Yani gebelik öncesindeki bütün seçimlerimiz 3 nesli etkiliyor. Genetik aktarım dediğimiz bu. Evet. Evet. Peki bu gebelik öncesi dönemde nelere dikkat etmek gerekiyor? Anne baba şimdi adayı, bebek sahibi olmak istiyorlar ve size geldiklerinde siz nasıl bir uygulama öneriyorsunuz onlara? Neler yapıyorsunuz, neler tavsiye ediyorsunuz? Ben ilk önce farkındalık katmaya çalışıyorum. Çünkü 40-50 yıl öncesine göre gebelik öncesindeki yaşam biçimi ve koşullar değişti. Yani tarım ilaçları var. Sebzeler, evet, meyveler, evet, eskisi kadar sağlıklı değil. O bunlar sperm kalitesini etkiliyor. Çok tüp bebek denemesi oluyor. İnsanlar kolay kolay artık hamile kalamıyor, evet, değil mi? Yani 5-6 çiftten bir tanesi gebe kalmakta güçlük çekiyor. Üstelik tek sorun yani çocuk sahibi olmakta güçlük de değil. Pek çok kronik hastalık arttı. Evet. Yaşam biçimimizdeki değişiklikten etkileniyor. Yani biz çevreyi, evet, iyi korumaz isek çevrede bize olumsuz etki etmeye başlıyor. Aslında yani bütün bunların yani sonucu olarak yardımlaşmalıyız. Dünyayı iyileştirirsek biz de iyi sonuçlar alırız. Tabii. Bir başka şey mesela plastik kaplar, plastik şişeler. Yani bu plastiklerin kimyasal etkisi üzerimizde inanılmaz fazla. Yani bu hem metabolik etkiler yapıyor hem de doğurganlık üzerine olumsuz etki ediyor. Plastik kaplardaki bisfenol A adındaki bir madde yumurtada kromozom bozukluğu yapıyor. Böyle yapınca pek çok oluşan gebelik sağlıklı olmadığı için devam etmiyor mesela. Evet, değil mi? Oluşması da yeterli değil. Önemli olan onun sağlıkla sonuçlanabilmesi. Devam, tabii, edip. Yani yapılan tedavilerde bakıyorsunuz embriyolar oluşmuş, bebekler var. Fakat bebeklerin genetik sağlığına baktığınız zaman sağlıklı değil bebekler. Evet, çok. Bunda çevresel faktörlerin büyük etkisi var. İşte bu son 40-50 yıldır yaşam biçimimizde çok fazla kimyasalla karşılaşıyoruz. İşte kozmetikler, trafikteki hava, ayrıca alışkanlıklarımız, sigara alışkanlığı, alkol, aşırı kafein kullanımı. Yani bunların hepsi gebelik öncesinde mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor ki sperm ve yumurta kalitesi artsın, doğurganlık olumsuz etkilenmesin bunlardan. Tabii ki bunların içinde beslenme de var. Evet. Beslenme içinde baktığımız zaman eskisinden çok daha fazla kimyasalların etkisini yine görüyoruz. İşlenmiş, paketlenmiş gıdalar hayatımızda hormonlu çok fazla. Pişirme şekli değişmiş, dışarıdan yediğimiz yiyecekler trans yağların etkisinden dolayı çok fazla. Eskisi kadar besin kalitesi olmadığı için besin niteliğini kaybetmiş durumda, içeriği değişmiş durumda. Tabii yumurta bile eskisi gibi bir yumurta değil artık. Tabii, kolay kolay biz o doğal yumurtaya da ulaşamıyoruz. İçindeki bize lazım olan vitamin, mineraller, antioksidanlar, omega-3 miktarları 40-50 yıl öncesinden çok farklı. Bunu tabii mutlaka fark ettirmek gerekiyor. Çünkü şartlar aynı gibi düşünüp ona göre olasılıkları bekleyince hayal kırıklıkları çok fazla. Bir de hocam konumuzun, programımızın başında söylediniz. O beslenme bırakın doğacak bebeği daha sonraki kuşaklar da etkileyecek. Beslenme alışkanlıklarımız ki biz gebeliktekinden konuşmuyoruz. Gebelik öncesi diyoruz. Evet. Yani o gebelik sürecini aslında kendimizi hazırlamamız lazım. Çünkü biz genellikle toplumsal olarak son dakikalarda gebe kaldıktan sonra her şeye dikkat etmeye başlarız. Oradaki beslenmemiz ve şu anda kimyasal durumlar, yediğimiz kaplar, kullandığımız kaplardan kaynaklı oluşan durum. Bebek doğduğunda bunda ne gibi etkiler ortaya çıkar? Bunu bir canlı örneklerle verebilir miyiz? Yani rahatsızlıklar veya genetik rahatsızlıklar. Şimdi birincisi öncelikle gebeliğin gerçekleşmemesi, ki bu bir çift için çok acı bir şey. Yani özellikle bir takım tedaviler sonucunda gebelik olup olmadığını kontrol edip o gebeliğin olmadığını öğrenmek çok büyük hayal kırıklığı. Tabii. İkincisi, oluşan gebeliğin tahmin edildiği gibi sağlıklı ilerlememesi de yine sonuçlardan bir tanesi. Yüzde verecek olursanız ne kadardır mesela gebe kalma oranıyla o gebeliğin sağlıklı şekilde doğumla sonuçlanması? Normal şartlarda sağlıklı bir çift için doğru koşullar varsa her çift için her ay, her bir adet dönemi diye düşünsek %20 ile 25'lik bir gebelik şansı olması lazım. Yani bu bir yılda biriken bir etkiyle %80-85'lere, 2 yılda %90'ların üstüne çıkabilmekte. Yani dolayısıyla 2 yıl boyunca korumasız birlikteliği olan bir çift artık gebe kalamıyorsa, bu çiftin kendi kendine gebe kalabilme ihtimali %3'ün altına düşüyor. Bunun dışında bu sağlıksız şartlar olduğunda başlayan gebelikte de problemler çıkabiliyor. Sadece düşük yaşama değil, yani gebeliğe bağlı şeker hastalığı, gebeliğe bağlı tansiyon, erken doğum riskleri, bunların hepsi aslında yani gebelik öncesinden planlanmayla kontrol edilebilir, önlenebilir. Fakat tabii çoğunlukla çiftler yaşadığı güçlüklerden dolayı ne yazık ki o aşamalara çok hazırlıklı olarak gebeliğe başlayamayabiliyorlar. Bunun dışında doğum sonrasında tabii ki çocukta büyüme, gelişme geriliği, zeka ile ilgili değişiklikler, öğrenme ile ilgili değişiklikler, davranışla ilgili değişiklikler, kronik hastalıklara yatkınlıkları, tüm bunların etkilenmesi mümkün. Tabii. Yani sadece bir çocuk dünyaya getirmek değil, sağlıklı bir çocuk dünyaya getirmek için gebelik öncesi, tedavi öncesi hazırlıklar çok önemli. Çok önemli. Ben arkadaşlarıma mesela hamile arkadaşıma rubella aşısı yaptırdın mı diye sorduğumda o ne diyordu birçok kişi. O aşının bile farkında olmayan o kadar çok hamile var ki, oysa ki ne kadar önemli, doğumu planladığınız zaman aslında öncesinde ki bütün her şeyi tamamlamak gerekiyor. Bir çifti ilgilendirir bir durum bu. Çok anne odaklı bir bakış açısı var gebeliğe karşı. Değil yani sanki babanın hiçbir rolü yok, babanın çok önemli rolü var. Babanın da belki sigara içmemesi gerekiyor. Sigarası, alkolü, aşırı kafein kullanımı, kilosu, yaşam biçimi, çok ailesinden yatkınlıkları, strese olan tepkisi, uyku kalitesi, bunların hepsi sonuçta o çocuğun nasıl bir yaşam süreciyle ilgili doğrudan etkili olan faktörler. Tabii embriyo oluşturan sperm ne kadar kaliteli olursa bebek de o kadar kaliteli olacak. Tabii. İşte bunu çiftlerin tedavilerin başarısızlığıyla fark etmeleri iyi bir durum değil. Çünkü bunların çoğu açıklanamıyor. Tekrar tedavilere girip hala neden gebe kalamadıklarını, neden gebe kalıp tedaviye rağmen o gebeliğin devam etmediğini bilememeleri çiftleri çok sıkıntıya sokan bir durum. O yüzden önce anne adayının ve baba adayının vücudunun bir gebeliğe ne kadar hazır olduğu sorgulanması gerekir. Çok doğru. Peki hocam, bu konuya değinmişken erkekteki spermin sayısını ya da kalitesini artırmak için böyle bir şey düşünüyorsa daha öncesinde ne yapılmalıdır, ne yapılabilir? Bir kere niyet etse bile ben şükran diyorum baba adaylarına. Çünkü baba adayları genellikle bu konuya çok hevesli olmuyorlar. Yani genellikle işte işleriyle ilgili, hayatlarıyla ilgili bakış açılarında biraz uzak, bazen çekingen, bazen de çok önyargılı baktıklarını görüyorum. Ama yani kendi çocuklarının sağlıklı olması için daha araştırıcı, daha sorgulayıcı olmaları lazım. Erkeklerin zaten önemli avantajları var. Bir kadın gibi yumurtalıkta bütün yaşam boyunca o yumurtalığın etkisiyle karşılaşmıyorlar. Çünkü erkekler doğduktan sonra sperm üretimini devam ettirebildikleri için yaş onları daha az etkiliyor zaten. Ve sadece 3-4 aylık bir yaşam biçimlerini kontrol etmeleri, birlikte büyütecekleri çocukları, birlikte yaşayacakları çocukların daha sağlıklı olmasında bir paylarının olmasının çok iyi geldiğini biliyorum onlara. Bu kadar kısa bir süre dikkat etsen tabii, de yeterli. Sigara çok önemli bir faktör. Evet, ve spermdeki kromozom bozukluğunu en çok yapan tarım ilaçları. Tarım ilaçları, sebze, meyve, salatalar da var. Sadece onlar için birazcık önlem. İşte organik alma veya işte bu sebze, meyve, salataları biraz karbonatlı suda birkaç saat bekletme. Sperm kalitesini arttırarak kanıta dayalı gebelik öncesi değişiklikler oluşturabiliyor. Çok da zor değil aslında. Ne kadar enteresan değil mi bilgiler? Peki kadınlardaki yumurta kalitesini arttırmak için ne yapılabilir? Bir de şunu da merak ediyorum, yani yumurta sayısı mı önemlidir yoksa yumurtaların kaliteli olması mı önemlidir? Çok önemli. Bunu aslında anne adaylarının kendilerinin sorgulamaları yerine bir doktor tarafından takip edilmesi çok önemli. Çünkü kadınlar çok ilgili ve bu konuda geleceklerini ve çocuklarını nasıl bir hayat yaşayacağını çok önemsiyorlar. Burada yaşam biçiminde birinci aslında çok kolay bir etken uyku kalitesi. Uykudaki melatonin seviyesi yumurta kalitesiyle direkt ilgili. Eğer iyi bir uyku kalitesi varsa, yani yumurta kalitesi açısından çok olumlu bir etki var. Zaten yapılan çalışmalar uyku kalitesini arttıracak desteklerin de yumurta kalitesini arttırdığını görüyoruz. Evet, sütü bile arttıran bir etkendir uyku kalitesi. Kesinlikle. Çok doğru. Ama uyku kalitesini etkileyen çok faktör var. Kadınlardaki işte duygu durum kontrolü, bağırsakların ne durumda olması, içtiğiniz suyu ne zaman içeceğinize kadar pek çok şey etkiliyor. Mesela yatmaya yakın çok su içerseniz uykunuz bölünüyor. Yani bu bile uyku kalitenizi etki etmekte. Uykunuz eğer sürekli, kesintisiz, mümkünse rüya ile birlikteyse, sabah dinç kalkabiliyorsanız uyku kaliteniz çok önemli. Bağırsak floranız çok önemli. Bağırsak florası vücudumuza giren besinlerin ne kadarının emilebileceğini etkilediği için son derece önemli. Hatta bu bağırsak florasının gebelik boyuncaki değişkenliği de gebeliği nasıl geçeceğini etkilemekte. O yüzden anne adayının da hem yumurta sayısını hem yumurta kalitesini etkileyen bir hazırlığının çok yararı var gebelik öncesinde. Kilosunu kontrol edebilmesi, düzenli egzersiz yapabilmesi, aldığı kahve miktarını azaltabilmesi. Çünkü bunlar hormonlarla ilgili. Örneğin kahve miktarı artınca kahvenin östrojen üzerindeki etkisi yumurta kalitesini etkileyebiliyor. Sonuç olarak yumurta sayısı ve kalitesi için gebelik öncesi anne adayının yapabileceği çok şey var. Bunlardan en önemlisi yumurta kromozomunu etkileyen biraz önce söylediğim bisfenol A. Yani sadece ve sadece plastik şişelerden suyu almasa anne adayı, bu bile hem yumurta sayısı ve kalitesi olarak hem de gebeliğin devamlılığı olarak hem de çocuğun nasıl bir yani geleceği olacağıyla ilgili direkt etkileri oluşturan basit bir seçenek. Yani plastik kaplardan değil de cam kaplardan veya filtre edilmiş suyu tercih etmek. Çok evet, zor değişiklikler değil aslında. Çok kolaylıkla sağlanabilecek evet, değişiklikler. Bilinçli olmak olur. Lazım. Kalitesi mi önemlidir yumurtanın yoksa sayısı mı önemlidir? Öncelikle kalitesi önemli çünkü tek bir yumurtayla bile yani sağlıklı bir çocuk elde edebilirsiniz. Yani sayısı yaş açısından önemli. Tabii biraz gebe kalma yaşları değişti. İlerledi. Biraz erkeklerin seçimlerinden dolayı bizim annelerimiz, anneannelerimize baktığımız zaman 18-25 yaş arasında evlilik ve ilk o sıralarda ilk çocuğa sahip olabilme vardı. Şimdi evlilik yaşı çok ilerlediği için yumurta sayısı da önemli. Yumurta sayısında bir değişiklik varsa yaşam biçimimizi düzenleyip evli olmasak bile doğurganlığımızı korumak amacıyla yumurtamızı dondurmak, spermimizi evet, dondurmak, bunlar çok önemli seçenekler haline geldi. Artık devlet de destekliyor. Kesinlikle imkanlar da olduğu için yumurta sayısı daha çok yaşla ilgili bir faktör. Çünkü tedavideki başarı şansını direkt etkileyebilmekte. Çünkü yaş ilerledikçe gelişen embriyoların daha çok sayıda olması lazım ki içlerinden sağlıklı embriyo çıkabilsin. Evet. Bir de tabii evlilik yaşı uzadıkça da rezervdeki yumurtayı, yaşam şeklimiz gittikçe kalitesini bozabiliriz de onu kaliteli tutabiliriz de, değil mi hocam? Tabii, şimdi anne adaylarının... yapılacak bir şey değil. Kesinlikle. Yani erkekler yine herhalde dediğiniz gibi bu konu daha şanslı. 4-5 ay kendine dikkat ettiği zaman... Tabii, çünkü sperm üretimi devam ediyor. Daha çok dikkat etmesi gerekiyor herhalde kendilerine. Anne adaylarının biraz daha farklı bir durumu var. Ki de azalan bir rezervden bahsediyoruz. Hem azalan hem kalitesi bozulan yaşam tarzıyla. Bayatlıyor artık. Anne karnında oluşmuş o yumurtalar ta anne karnından gebe kaldığı döneme kadar annenin tüm hayatından etkileniyor. Sigara içiyorsa, alkol alıyorsa, yani kesintisiz bir çevresel etki söz konusu. Peki bütün bu önlemlerle, gebelik öncesi bütün bu dikkat edilen önlemlerle beraber mesela sonradan işte tüp bebek yöntemiyle gebe kaldı anne ve ondaki o başarı oranını arttırır mı? Bu daha öncesi yapılan bütün bu önlemler, bu çalışmalar. Harvard Üniversitesi'nin bir çalışması var. Gebelik öncesinde yani yaşam biçimiyle ilgili 5 faktörün önemli bir kısmını arttırırsanız doğurganlık tam 6 kat artıyor. Bu çok önemli bir şey. 6 kat. Bir başka deyişle yani kendiliğinden veya tüp bebekli olan gebelikte çevresel faktörlerin etkisi %80 azalabiliyor. Bu değiştirebilir faktör, çiftler için çok önemli bir seçim. Bu 5 faktöre bir değinelim mi hocam? Tabii. İşte birinci faktör uyku kaliteniz. İkinci faktör ne kadar sebze aldığınız. Sebze. Üçüncüsü protein kaynağınız. Dördüncüsü ne kadar egzersiz yaptığınız. Egzersiz. Beşincisi de antioksidan içeren yiyecekleri alıp almadığınız. Bunların ne kadar hepsi, önemli hepsi. Evet, bunların hepsi aslında çok zor değil. Aslında normalde sağlıklı bir yaşam için yapmamız gereken. Bir de bir fırsat yani. Anne adayı ve baba adayının çocuk doğduktan sonra da sağlıklı olmaya ihtiyacı var. Çok doğru. Bu fırsatı iyi kullandıklarında çocuğu büyütürken de bir avantaj elde edebilirler. Evet, yaş ömrü de uzamalı. Çünkü zaten geç yaşta anne baba oluyoruz. Ben mesela diyorum ki şimdi insan ömrü 100 yaşına kadar olacaktır diye bir tez var ya artık. Evet. Hani 100 yaşını görecek insanlar diye ki ben anneannemi 100 yaşında kaybettim. Bu da bir doğru bir örnektir. Öyle de olmalı çünkü çok küçük çocuğum var diye düşünüyorum bir yandan da. Daha çok dikkat etmem lazım. Tabii, ama işte hepimizin annesinin öyle bir genetik özelliği olmayabiliyor. Bu doğrultuda eğer ailede bir genetik yatkınlık olan bir mesele erken yumurtalık yetmezliği veya sperm kalitesini etkileyen bir dolaşım bozukluğu, bir kalp damar hastalığı, bir şeker hastalığı, metabolik durum varsa gebelik öncesinde bu bilginin doğru bir şekilde kullanılmasının anneye de, babaya da, doğacak çocuklara da çok yararı var. Çok teşekkür ediyoruz. Çok faydalı bir yayın oldu. Güzel bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam.